Ne oldu gene, buna giriş nasıl yapılır onu mu göstereceksin Enes? Hiçbir şey yok Semcu. Niye? Hadi hadi. Sen bu işi biliyorsun. Hadi hadi, hadi. Girmeye çok heveslisin hadi. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Video çekmek bu kadını mutlu ediyor. Ya gerçekten ben şöyle bir şeye çok şaşırmıştım bu arada. Onu söylemek istiyorum. Bir tane izlediğimiz bir YouTuber vardı. Adam çok neşeli, tamam mı? Ama tek İsmi başına geziyor. Ya. Japon Hamza diye. Ha, Japon Hamza'yı. Çok seviyorum onu. Japon Hamza'yı. Adam çok mutlu. Tek başına dolaşıyor ve o kadar mutlu ki böyle çekerken. Enes dedim ki, Enes dedim ya hani. Enes bu delirmiş mi bu çocuk? Sadece kameram var ve ona bakıp bu kadar nasıl mutlu olabilirsin demiş. Ama şimdi anlıyorum. Yani gerçekten sadece kameraya bakıyorum ve mutluyum ya. Bilmiyorum, gerçekten hissediyormuş demek ki insan. Evde böyle değil valla. Evde bana böyle değil valla. Size ayrı bir düşkünlüğü var. Aynen, bilmiyorum yani. Gerçekten bir mutluluk var. Şimdi bugün Şebnem'e dedim ki, sen dedim artık bir YouTuber'sın ve bir YouTuber olarak ne yapman lazım? Her YouTuber'ın yaptığı 5. görevidir bu. Ek sözü yorumlarını okumak. Aynen. Genelde ekşide linç tarzı şeyler mi oluyor? Öyle şeyler oluyor. Değişiyor galiba. Sen nasıl bir yapıda yani. Hak ediyorsan ona göre. Hak etmiyorsan da bazen olabiliyor. Ha, hak ettiğini bazen düşünüyorsun yani. Yediğin linçlerde hak ettiğini düşünüyor musun? Ben hiçbir... Olabilir ya. Bazılarını hak ediyor olabilirim. Bilemem şimdi. Tabii yani. Canım, kesinlikle. Ne yaptık? Adam mı vurduk? Savunmaya bak. Adam mı vurduk abi? Ne yaptık? Dolandırıcılık mı yaptık yani? Ne yaptık? O yüzden çok merak ediyorum. O yüzden ekşideki yorumlarıma bakacağım ben de. Ben de merak ediyorum. Bakalım kaç tane yorumumuz var? Neler yazmışlar benim hakkımda? Buna bakacağız bugün beraber. Açıktan sonra hemen ne yazıyorum? Ne yazıyorsun? Acaba adın ne? Şebnem Kirazoğlu. Başlığım var lan hakikaten. Sen hiçbir şey çıkmaz diye mi düşündün? Ben evet vallahi. Sağ ol be. Okuyabilir miyim ilk yorumu? Tabii sen oku. Şebnem için geldi ilk yorum. 2019 yılında gelmiş. Enes Kirazoğlu neşi olur. Benden bahsedilmiş. Uzun zamandır pasif durumdaydı fakat şu günlerde kanalına aktiflik kazandırdı demiş. 2019'dan bahsetmiş. Tekrar pasif duruma düştün sonra ama sen. Evet. Ama ilk... Aa bir dakika. Tekrar mı demiş? Evet, ne zaman açmışım ki ben sen kanalı? Sen açmışsın kanalı, bırakmışsın bu işleri, tövbe etmişsin, geri gelmişsin. Şimdi tekrar bir daha yapıyorsun bu işi. Aa bak, burada bilgi var. Seni tanıyan biri. Lisansın Marmara Üniversitesi, yüksek lisansın ise Okan Üniversitesi tamamlayan öğretim görevlisi demiş. Evet, Şebnem bir öğretim görevlisi. Tanımaktan ziyade galiba Google adımı yazmış. Orada çıkanlara bakmıştır diye tahmin ediyorum. Yalan mı sensin yani? Sabahattin Ali Niki ile kendime yorum yazmışım. Okuldan bir öğrenci de olabilir bu arada. Ya öğrenciler zannetmiyorum ya. İş sağlığı ve güvenliği programında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Marmara Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi Çek okulundan bahsetmiş. Bu benim kendi iletişim kısmımda yazıyor. Son o zaman entresini okuyorum Şebnem'e gelen. Hamileymiş, tebrikler. Evet arkadaşlar, ek sözlük yorumlarımız bitti. Bu ne ya? Bir dakika. Ben hiçbir şey üzerinde yorum yapmadım. Sen niye kendi kendine okuyup şey yapıyorsun ki? Öncelikle ilk yorum için bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Benim de söyleyeceklerim var. Enes Kirazoğlu'nun eşi olur. Evet, yalan bir şey değil, doğru. Enes Kirazoğlu'nun eşiyim ama tabii ki de ilk entrimde Enes Kirazoğlu'nun eşi olarak beni tanımlayıp ondan sonra sanki ben hiç yokmuşum gibi ama böyle bir şey yazılması biraz garip geldi. Mesela kanaldan söz edilebilirdi. Evet, pasif ve o zamanlar Enes de kanalda çok aktif değildi yani. Sen yoktun aslında o kanalda ilk açtığımızda sanırım, değil mi? Yo, vardım. Var mıydın? Vardım. Evet vardı, hep vardı. Bilmiyorum ama yine de bazı ara ara yoktun. Last of Us serisinde yoktum sadece be. Tamam işte yani. Zaten başka bir video yoktu. 2 ya da 3 tane video vardı. Hepsinde de yoktun yani. Burada hani bu şekilde tanımlanmak evet biraz beni üzdü. Enes Kirazoğlu'nun sadece eşi olarak tanımlanmak biraz ama beni üzdü. Ama bunu nasıl tanımlayacak ki adam? Ya şimdi şöyle düşün. Ama niye? İkinci tanımlama bence çok güzel. İkinci çocuğun yazdığı bu ya da kadın da olabilir bilmiyorum. Lisansını Marmara Üniversitesi'nde işte diye başlayıp da benimle ilgili gerçekten bilgi veren kısmı çok sevdim. Aynı zamanda bu öğrenci bize 100 veriyorum. Aynen, ben birazcık deformasyon olmuşum. Bak, mesleki deformasyon. Bir de kanalımı da vermiş aynı zamanda link olarak. O yüzden bence bunun yazdığı gerçekten çok güzel. Hem beni tanıtmış, ben bak, kimim sen, bunu söylemiş. Ben hem de kanalımı yönlendirmiş yani insanlara. O açıdan güzel. Ben Pandaros 54 olsam bu entry'yi editlerim, aşk olsun yazar bırakırım yani. O tanımı da silerim yani. Hangisini? İlk başlığını açan kişi bu senin ya. İlk yorumu sen gömdün ama ilk başlık Şebnem Kirazoğlu diye girmiş, seni izlemiş, demiş ki ben bu kadınla alakalı bir entry yazayım. Girmiş, çaba göstermiş, o ya entry'yi evet, yazmış. Ya evet, şimdi sen öyle deyince bak böyle ve üzüldüm. Ve sen diyorsun ki beni niye böyle tanımlıyorsun? Ya bu nasıl ya? Yani öyle tanımlanmak istemedim ya. Enes Kirazoğlu'nun eşi olma. En ya büyük. Tamam be, öyle deyip durma yani. Gerçekten bu erildillerden falan nefret ediyoruz. Böyle şeyler asla duymak istemiyoruz. Ben baştan aşağı erilim. Dilim de erildir arkadaşlar. Hiç de nefret etmiyorum. O yüzden kadının bu yeri diye. Ya bir sus ya Allah aşkına. Hamileymiş, tebrikler, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu arada tamam, hemen geri dönüyorum. Pandaros 54'e. Öyle demesen. Ya ilk Enes Kirazoğlu'nun eşi demesen olurdu. Bak şey diyebilirdin. Uzun zamandır pasif olan bir kanalı vardı. Onu aktif hale getirdi. Ha en son bir de şunu eklerim. Enes Kirazoğlu'nun da eşidir. Hani ilk değil ama
o kısım sonda olsaydı çok daha iyi olurdu. Evet haklısın, Enis Kirazoğlu'nun eşi olarak tanıyor insanlar beni. Hatta şöyle şeyler oluyor ya okulda falan. İnsanlar gelip ben fotoğraf çekilmek istiyorlar. Diyorum ki niye benimle fotoğraf çekiniyorsunuz? Hani ben ünlü değilim, bir şey değilim. Enis Kirazoğlu'nun eşisi. Eşisiniz deyip ben fotoğraf falan çekiniyorum. O yüzden bak nasıl kıkır diyor, nasıl hoşuna gidiyor. Diyecek bir şeyim yok. Bir de öğrenciler dedi Baturhan. Gerçekten de çok fazla öğrenciye ders verdim burada. Hiç mi öğrencim yok ya? Benimle ilgili bir şeyler yazacak. Bir yorum görmüştüm mesela. Şebnem seri yapmıştı Last of Us. İşte altta gelen yorumlar bir tanesi şeydi. Hocam çok güzel seri ama ne zaman sizi görsem aklıma 200 sayfası Light'tan sorumlu olduğum. Ay evet. Sorumlu olduğum aklıma geliyor falan gibi böyle. Beğenemedim o yüzden videoyu. Böyle bir şeyler yazdım. 300 sayfalık Light'tan yani sorumlu olduğum zaman. Yorumların bir kısmında Şebnem'le öğrencilerle olan şeyi vardı yani. Öğrencilerin sistemi falan filan vardı. Ben mesela şunu söyleyeyim. Ben uzun zamandır ek sözlük başlığıma bakmıyorum. Bir aralar çok bakalım bakardım. Bakalım mı? Bakıyorum hemen. En son sallıyorlar. Sallıyorlar mıydı? Evet. Bakma lan o zaman. Yeter çok sponsor oluyor falan. Ha en son ha, evet. Hatta ben bir tane debeye girenini görmüştüm. Debeye girmiş. Ben bakmadıkça sana aslında hatırlatıyor bana. Diyor ki bak sana gene sokmuşlar lafı diyor böyle. Ya hayır hatırlatmıyorum. Sadece bir kere şunu dedim. Hiç debeye baktın mı? Sonra tabii o da merak edip baktı. Debeye girmişti o gün. Ama onda bir şey yoktu ya. Yok bir şey yoktu. Baktığıma takılmadım o kadar. Böyle bir... Beğenmeyen beğenmeyebilir. Problem yok onda canım benim için. Bak ben çok güzel yazmış. Çok güzel yazmış hem de. Yazık. Ulan alt tarafı akşam işten eve geldikten sonra yemek yerken ya da tuvalette sıçarken izlenen videolardan hayatın anlamını vermesini bekliyorsunuz. Yıl olmuş 2022, bir oyun saat satın almadan önce sanki Enis Kirazoğlu'nun videosunu izleyip mi karar veriyorsunuz diye birisi yazmış mesela. Galiba bir tartışma olmuş bunun öncesinde ki adam bunu demiş sonrasında. Herkese benden çay, Şakir'e yok. Şakir'e yok. Ha sonra bak senin de yazmışlar. Çocuğu oluyormuş, hayırlı olsun. Baba olacakmış, hayırlı olsun. Yemeklerimizin vazgeçilmez arka fonu abimiz baba oluyormuş. Bize tebrik etmek düşer demiş biri. Aa güzel, ne güzel lan sağ. Daha doğmadan YouTube kanalı düşüncesi falan. Çocuğa daha doğmadan YouTube kanalı niye açayım ya? Öyle manyak olabilir. Ne yapacak abi çocuk doğduktan sonra? 10 aylıkken falan böyle onu şey mi yapacağız yani? Çocuğa YouTube kanalı açılmaz ki ya. Bazen abi böyle internette ben şimdi hani kendimle alakalı benim elimde bir stok görsel yok. Tamam mı hani? Mesela bazen videolarda kendimi koyacağım zaman Google'a girip yazıyorum ben Deniz Kirazoğlu diye. Ve orada fotoğrafları görüyorum böyle. Bazıları çok enteresan sitelerde paylaşılmış oluyor. Ve o siteye giriyorum sonra çok acayip yorumlar görmeye başlıyorum. Mesela biri şey yazmış. Bu Enis abinin üzerindeki işte kazağı nereden bulabilirim yazmış. Hani bir moda ikonu olarak görmüş beni. Ve demiş ki hani bu kazak nereden bulunur diye. Çok mesela onur etti beni. Benim giydiğim kazağı almak isteyen bir izleyici görüyorum. Bir kere senin kazağı. Sen kışın bile kazak giymiyorsun. O yalan bir şey. Baba oluyormuş. Tebrik ederim. 200 de entry sahibine akıl fikir diyorum. Adam belli ki mutlu, heyecanlı, içi içine sığmıyor. Mutluluğunu paylaşmak istemiş. Hemen negatif basıp insanların hayatlarını burunlarına sokmaya başlamışlar. Çok karşılaştım bu tür kontrol manyaklarıyla falan filan demiş. Tebrik ne etmiş. Ne demiş ki 200'teki entry anlamadım. Ya şey demiş o ya. Bu kadar çok herkese şey yapmasın. Çocuğu olacakmış. Bir sürü kötü şey olabilir. Yani hamilelik öyle şey bir şey değil ya. Kolay bir şey değil ya o anlamda. Hamilelik nasıl? Süreci sıkıntılı olabilir yani. Hani çocuğum olacak diye müjdeyi vermişsin ama daha süreç tamamlanmamış ya. Çocuk olmamış ya. Ama yani o mantıkla her şey olabilir. Yani çocuk doğduktan sonra kötü şeyler olabilir. Bize de olabilir bir şeyler. Şeyi yani. Mesela çok enteresan geliyor bana. Mesela Twitter gönderisi atabilirdi. Instagram story atabilirdi. YouTube videosu yapmak biraz abartı olmuş diyor ya mesela. Orada neden yapmayalım ki? Zaten insanların ben şu bakış açısı çok garip geliyor bana. Hani Instagram sosyal medya platformu, Twitter sosyal medya platformu, YouTube da sosyal medya platformu aslında. Yani YouTube'un farklı bir şey yok. Yani tweet atmakla YouTube'a video çekmek arasında pratikte çok da bir fark yok. İkisinde de bir şey paylaşıyorsun. Bir de bu adam YouTuber yani. Bence oraya yapması benim çok daha mantıklı. Ana mecram orası ya bir de. Ama mesela YouTube'a video çekmek çok daha zor bir şey gözüküyor. Neden? Çünkü tweet'i herkes atabiliyor o an girip. Ama YouTube'a video çekmek için ekstra bir şey gerekiyor gibi. O yüzden benim için mesela çok bir farkı yok pratikte. Bu üç sosyal medya platformunda. Hatta en çok YouTube'da paylaşım yapıyorum ben. Instagram ve Twitter'ı daha az kullanıyorum YouTube'a göre. Evet yani. O yüzden benim için ha tweet atmışım baba oluyorum diye ya YouTube'a video çekmişim çok da bir fark yok. Bir de mutluluğumuzu paylaşmayacaksak neyi paylaşalım abi? İnşallah sıkıntısız olur yani. Bilemezsin tabii. Ben de öyle bilirim i̇nşallah, ya. Belli evet, olmaz ki yani. Herkes inşallah. Her şey olabilir. Kanka çok tebrik ederim. Haber verdiğim videoyu da sevdim. Yalnız doğacak çocuğun huyuna bağlı olarak geceler boyu sabahlara kadar oyun oynamaya elveda diyebilirsin. Mesela böyle bir şey olursa hayatında. Bak şöyle bir şey var. Nasıl İnsanların olacak? Bu zamana kadar insanlar bana hep şöyle şeyler söyledi. Bak şu olunca oyun oynayamayacaksın. Bu olunca oyun oynayamayacaksın. Bilmem ne olunca oyun oynayamayacaksın. Evlendi mi? Aa oyun oynayamazsın. Yani bana hep hayatımdaki aşamalarda oyun oynayamayacağımı anlattı insanlar. Hiçbirinde evet. Öyle bir şey olmadı. Şimdi bebek başka bir konu. Ama ben gene bir yolunu bulur, işime gücüme bakarım diye düşünüyorum yani. O yüzden... Olmadı çünkü benle evlendin Enis. İşte böyle evet. Bir şey yaşamadın i̇şte çünkü olmadı. Hayatında ben vardım yani. Sen evet çok yani sağ ol işte ona göre bir işte partner evet, seçiyorsun öyle. Yani. Gelecek olan çocuk büyük ihtimalle bakacak bir buna tipine ne yapıyor falan diye. Ben yine çocuğum. Ona bize ayak uydurur diye düşünüyorum yani evet. Çocuk şu kadar büyük bize nasıl ayak uydursun lan? Biz mi uyduracağız? Evet. O sonradan geldi. O sonradan geldi. Şimdi bir de ciddi ciddi şey diyor. Biz ayak uydurur diye düşünüyorum. Otururuz. Bebeği şöyle konuşuruz. Bak evladım sen artık biz oyun oynayacağız. Sen böyle yapamazsın. Benim işim var diyeceğim. Yani. Sen diyeceksin
Yani ya ben anlayışa karşılar herhalde. Bir şekilde oturtturuyorum gibi görüyorum. Ya tabii Şebnem de o konuda bana destek olacak diye düşünüyorum. Çünkü benim oyun oynamam eğlenceden ziyade mecburiyet de gerektirdiği için. Ama oynarken de eğlendiği için tabii yani biz yapamıyoruz bunu. %80 oranında eğleniyorum, itiraf edeyim. %20 çok sıkıcı olduğu anlar oluyor ama eğlenmesem yapmazdım zaten bu işi. Evet. Eğleniyorum evet. Yani bu da böyle bir şey. Gerekirse Şebnem kendini heba edecek, parçalayacak. Genelde kocasına oyun oynattıracak. Çünkü bu kadın böyle bir kadın arkadaşlar. Ya bırak kadın, ya. Her koşulda şimdi... kocasına oyun oynattıran bir şimdiden kadın. Şimdiden bana şey yapıyorsun. Öyle bir Şebnem gerçekten. Bu kadın güçlü bir kadın. Bu kadın var ya, üf neler yapar. İzleyin arkadaşlar. İzleyin neler İzleyin. Oluyor. Nasıl oyun oynuyorum görün bu arada. Alkışlayacağım. Her oyundan sonra Şebnem'i alkışlayacağım. Senin için oynadım diyeceğim. Son kısım. Hayırlı olsun. Çocuğu kucağına aldığında jübile videom diye veda videosu yayınlar. Çocuk oyun işleri çok zor. Takip edin arkadaşlar. Allah Elif galiba sen şey yapacaksın. Abi, bırakıyorum galiba işi gücü. Yok, sizi terk edeceğim büyük ihtimalle. Nasıl ya? Dediği şeyi duydunuz değil mi? Bu başka bir videonun konusu. Galiba bizi bırakacakmış. Ben şeyi söyleyecektim ya. Her çocuğu olan işini de mi bırakıyor kardeşim sonuçta yani? Yani evet. Zaten şeyi anlatamadım ben de. Ya işte diyorum ya, bu bir iş olduğu için. Hani oyun oynamayı iş olarak görmüyor benim için insanlar. Mesela sabah sen çocuk olduktan sonra işte dediğin çok doğru. Mesaiye gitmeyi bırakıyor musun yani? Bırakmıyorsun. Ben de bir şekilde mesaim olacak yani. Ama tabii daha esnek olduğu için. Evet, daha rahat öyle. Olacağım. Mesela ama... çocuk ağladım atıyorum. Geleceğim çocuğu tutacağım. Sonra devam edeceğim. Mesela oraya. Ben bununla ilgili şeyi oturttum aslında, biliyor musunuz? Tabii çok erken şu anda böyle bir şey ama ilk düşündüğüm şey buydu. Ya ben uykuya çok düşkünüm bir kere. Ben uykusuz yapamam. Ben de hiç uyumadan yapamam. Enes de uyumaz genelde. Hakikaten de. Geceleri çalışmayı daha çok sever. Mesela öyle bir döngü aslında ben oturttum kafamda. Ben uyuyorum. Enes çocuk ve işte oyun artık ne yapıyorsa, gece çalışıyor mu ne bakıyor bilmiyorum odasında onları hallediyor. Ondan sonra ben kalkıyorum, alıyorum, Enes uykuya geçiyor. Böyle bir aslında döngü oluşturabiliriz diye ben planladım. İnşallah planlarıma uygun bir şekilde ilerler, bilmiyorum. Benim oyun oynamama gibi ihtimalim yok yani. Yani bir insanın hayatını bırakmasıyla eşdeğer benim oyun oynayayım mı olmam. Yani öyle söyleyeyim. Yani o kadar büyük bir olay yani. Ya millet tabii kendi tecrübesinden faydalanarak söylüyor. Hobi olduğu için insanlar için. Evet, hobilerinden hobi, onlar aslında vazgeçiyorlar. Onu anlayabiliyorum. Ben de hobimden vazgeçeceğim. Mesela atıyorum halı sahaya gidecektim. Gitmeyeceğim halı sahaya. O bir hobi benim için. Ya gideceğiz de. Gideceğiz merak etme. Ya. Yok, ben yok. Hobilerini bırakmanı istemiyorum ama gerçekten. Gideceğiz nasıl yani halı sahaya. Nasıl geliriz biz seninle ya. Hayır. İlk 40 gün gelemezsek 41. gün geliriz yani. Bir şey ya, olmaz. Bu kadın vallahi müthiş ya. Bu kadın hiçbir şey bırakmamı istemiyor. Evet. Bu kadın hiç bari, istemiyorum hayatımızda iyisin. Çünkü güzel bir hayatımız vardı. Çok mutluyduk. Oğlum sen bok ettin. Yani şimdi daha da güzel olacak. Öyle diyelim yani. Şimdi daha da güzel olacak. Ağlayacak yüzden... birazdan bir de devam edersin. Böyle devam ettireceğiz diye tahmin ediyorum. Ne kadar seveceğim bir aile olduğumuzu da buradan böyle anlaşıyorum. Geçen gün çok enteresan bir uygulama gördüm Şebnem'in telefonunda. Şebnem daha doğrusu bunu bir arkadaşından öğrenmiş. Şebnem, uygulamanın yüklemenin sebebi neydi? Yani hamile olduğumu öğrenince yeni doğum yapmış olan birçok arkadaşım var. Dolayısıyla onların bana tavsiye ettiği bir uygulama vardı. Bence uygulama çok komik bir uygulama. Ben o yüzden söyledim ya. Bu hani millet uygulama reklamı falan zannedebilir bunu, çünkü öyle bir şey değil yani. Ya zaten büyük ihtimalle bu şeyin içinde olanlar biliyorlardır. Ya ben bilmiyormuşum böyle şeylerin olduğunu. Uygulamada şundan bahsediyor işte. Doğuma şu kadar kaldı. Bebeğinizde bu hafta bugün şu anda şunlar oluyor. Sizdeki değişiklikler bunlar diye böyle güzel bilgiler veriyor. Mesela şimdi bugün açıyorum. İşte bebeğimle ilgili bilgiler var. Bunların patates büyüklüğü. Yani boyu şu anda 13-14 santim falan. Yani bebekteki gelişmeleri görüyorsun. Bir de sis kısmı var. Sis kısmınıza da sizde ne gibi değişimler oluyor onu söylüyor. Ben bunu indirdim. Aa güzelmiş dedim. Sonra ertesi gün bana bir mesaj geldi. İlk şöyle bir şey geldi. Kalbimin seninle birlikte çarpması. Kalp ben yazmış böyle. Bir uygulama var. Sizden böyle bir mesaj atıyor uygulama yani. Sonra işte demiş ki haydi babam elini annemin karnına koysun. Onunla kurmak istediğim bağlar var. Diye ertesi gün bir mesaj geldi. Sonra başka bir mesaj geldi. Dedi ki sevginle her gün büyüyorum. Teşekkür öpücüğünü hak ediyorsun. Gitgide garipleşiyor. Evet, sonra şöyle bir mesaj geldi ertesi gün. Neyim ben? Bu dünyanın en çok beklenen bebeği falan mı? Sonra işte... Oğlum uygulama delirmiş gibi çocuk adına mesaj atıyor bize. Sürekli. Acaba beni beklediğinize değecek mi? Ne dersiniz? gibi. Aa sonra işte ne diyor? Bir sürü şey işte senin için atan kalbimi dinle yazmış mesela ya bugün. Ben dedim ki şeyden bana diyor bak böyle mesaj geldi diyor. Dedim ki bu ne ya? Hani anlattı uygulamayı bana. Dedim ki bu manyak bir şey yani. Hani bu yani düşünsene sakallı bıyıklı bir adam veya 60 yaşında bir teyze belki bunu yazıyor oraya, anladın mı? Hani neyim ben, dünyanın en tatlı bebeği miyim diye böyle ama. Böyle her gün bana böyle mesajlar gelmeye başladı. Kim yazıyor belli değil yani. Çok korkunç geldi bana ya. Ben de önce çok korktum gerçekten de. Çünkü işte mesaj forum şey yani daha doğrusu uygulama şunu istiyor işte hani ismi ne olacak falan diyor mesela. O ismiyle giriyorsun. Ondan sonra diyor ki işte onun annesi falan diye seni kaydediyor zaten. Onunla ilgili bilgiler. Bir de sonra forum kısmı vardı.
Şimdi forum kısmına tabii ki de hani merak ettim, girdim. Çünkü forum kısmında genelde işte hamile olan kadınlar oradaki deneyimlerini paylaşıyorlar. Ben ne yaşıyorum, sen ne yaşadın? Mesela şunlar falan var. Eşleriniz temizlikte yardım ediyor mu? Öyle sorular falan var böyle. Gizli bir forum varmış bu dünyada. Gizli bir şey yani, hamileler dünyası diye başlayıp fantastik bir yere giden bir şey var. Geçen şey vardı mesela. İşte kadın evlenmiş, eşi daha önce evlenmiş, bir çocuğu varmış. O çocuğu eski eşi kitlemiş. Yenisi diyor ki işte ben bu çocuktan nasıl kurtulabilirim falan gibi böyle sorular var. Danışıyorlar falan böyle. Yani bayağı bildiğin böyle ufak çaplı soft Müge Anlı tarzı hikayeler falan var forum içerisinde de. Bugün okuduğumda şöyle bir şey vardı. Annesi işte kadın doğum yapıyor. Kadın doğum yaptıktan sonra işte hani çocuğun tabii ki de kimliği çıkartılacak. Dolayısıyla işte nüfusa gidiyor kocası. Ve kararlaştırdıkları ismi değil, annesinin koymak istediği. Yani kayınvalidesinin koymak istediği ismi yazdırıp geliyor. Ve sanırım doğumdan sonra hemen kimliği çıkmıyormuş. Bir geçici belge veriyorlarmış, ismi artık bu diye. Bununla birlikte geliyor kadın, bunu hastanedeyken görüyor ve yıkıyor ortalığı. Diyor ki sen nasıl bu ismi koydurursun, işte hemen değiştireceksin. Sonra da adam kadına demiş ki dilekçe verdim. Şimdi herkes diyor ki dilekçe vermek diye bir şey yok. Seni kandırmış olabilir. İşte ondan sonra artık bu işte mahkemeyle çözümlenecek bir şey. İsim değiştirmek o kadar kolay bir şey değil. Sen ne istiyordun ki işte ismi ne olsun da ne koydunuz falan filan. Ama kadın nasıl deliriyor. Yürüyüşüne bile gıcık oluyorum o kadının, işte artık diyor. Kayınvalidesi için ya o kadar büyük bir kavga çıktı ki ben bunu hemen değiştirmem lazım. Ne yapacağım ne yapacağım diye yardım işte arıyordu orada. Yani üzüldüm biraz ama... Ama ben de yapacağım lan, çok iyi. Nasıl yani? Nasıl yani? Annemin istediği ismi koyacağım. Abdülhamit Han koyacağım. Yani öyle bir durum mu oldu? O yüzden mesela böyle değişik değişik şeyler de var ya. Çok enteresan böyle yazılar. Yani insanlar çok enteresan şeyler tabii yaşıyorlar aslında. Çok korkunç aslında şeyler var ya. Yani böyle bize gelince çok değişik geliyor. Çok uzak geliyor ama... Tabii ya kadın yeni doğum yapmış ve bir anda delirmiş... Aslında adama bakmak lazım. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Adam acaba ana kuzusu muydu? Ondan mı böyle yaptı? Sence mesela ben öyle bir şey yapsam ne yapardın? Ay Enis, ben seni boşayabilirdim ya. Bence de boşardın kesin. Boşardım yani. Boşardım büyük ihtimalle. Çocuğun adını Gegel koymuş falan. Ki benim çocuğun adıyla ilgili ben bir sürü yabancı isim söyledim. Enis hiçbirini beğenmedi. Ya şimdi kızmak gibi olmasın ama örnek vermek istemiyorum isimler konusunda. Çünkü izleyicilerimiz arasında da evet, o isim evet olabilir ama şimdi doğal olarak herkes bir isim konuşuyor falan. Bana gelmiş diyor ki ya şimdi kız olursa erkek olursa diye konuşuyorduk. Kız olursa Juliet koyalım diyor. Ya dedim ki Juliet dedim, güzel bir isim değil mi? Juliet. Olay almaya çalışıyor. Juliet. Bak Baturhan'dan nedense Baturhan yani, sen beni anlarsın. İsim güzel ama adım Baturhan olduğu için şeyde mesela hastanelerde falan çok zorluk çekiyorum. Yanlış yazıyorlar, H'yi unutuyorlar, R'yi unutuyorlar. O yüzden ben daha böyle hep keşke basit bir ismim olsaydı diye düşündüm. Yani çocuğa biraz ya kötülük bizi olabilir. Bizi ilgilendirmez abi onlar. Bize ne çocuğum? O çocuk uğraşacak onda. Yaşayacağız sıkıntılar. Yani çünkü bizim için fonetik ismi güzel. Ya, fonetiği çok bir anne güzel baba, yani. Fonetiği güzel, Juliet ismi güzel bir isim ama zorluk çeker yani Türkiye'de. Abi bence çok net. Eğer ki yabancı bir isim koyacaksanız Türkçe'de de anlamı olur. Mesela Can dediğin zaman hani yabancı da anlar ya onu. John hani evet gibi. O tarz bir şey bulmak lazım. En basit örneği verdim ben ama. Hani söylemedim ben bu arada, bilmiyorum. En basit örnekten çocuğun ismini buldun. Can bizim çocuğun ismi.